أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimizde fahri kainatın sevgisinden, Allah Resulü'nü sevmekten kısaca söz açacağız. Ve inşallah Kur'an-ı Kerim mevzuuna, Kitabullah'ın önem ve ehemmiyeti mevzuuna geçmiş olacağız muhterem Müslümanlar. Şöyle bir latife yapmak istiyorum muhterem müminler. İnsan alemde mutlaka bir şeyi veya birçok şeyi sever. Mesela kendimize en yakından başlayalım. Evladını sever, ailesini sever, anne babasını sever, servetini sever, işini, bağını, bahçesini sever ve hakeza ve hakeza. Bunlar maddi alemin, geçici alemin sevgileri. Bu sevgilerin yanında bir de manevi aleme ait, bugün de bu demde olmakla beraber faydası ebedi hayata intikal edilecek sevgiler vardır. Allah sevgisi bunların başında gelir. Mümin Allah'ı sever, mümin Kitabullah'ı sever, mümin Resulullah'ı sever, mümin İslam'ı sever, mümin Resulü Zişan'ın buyurduğu gibi وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ Dünyanızdan üç şey sevdirildim diye buyuruyorlar Resul-i Zişan Efendimiz. Dünyanızdan üç şey sevdirildim. Sevdim buyurmuyor. Edebe bakınız muhterem Müslümanlar. Demek ki fahri kainatın her nefes yaptığı, işlediği, söylediği her şey Cenab-ı Hakk'ın istemesiyle onun rızasının çizgisinde. Hatta derslerimizde münasebet aldıkça söylüyoruz. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٍ يُوحَى O kendinden bir şey söylemez. Söyledi mi vahyolunan Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in muradı olan şeyleri söyler. Muhterem Müslümanlar, evet, Peygamber Efendimiz dünyanızdan kadınların hakkına riayeti, güzel kokuları ve cü'let kurratu ayni fissalâ namazda gözümün süruru kılındı buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar, dünyanızdan üç şey sevdirildim. Hanımların hukukuna riayet, güzel koku. Müminler onun için evinde, yanında mutlaka güzel koku bulunmalı muhterem Müslümanlar. Peygamber-i Zişan Efendimiz'in âli sünnetleridir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz güzel kokuyu severlerdi. Hatta eskiden beri hocalarımızdan latife olarak duyarız muhterem Müslümanlar. Bazı şeyler var ki reddedilmez. Güzel koku reddedilmez. Peygamber Efendimiz mutlaka sürerdi karşı tarafa. Minder reddedilmez. Bir misafiri geldiği zaman minderini alır, karşı tarafa ikram eder, mutlaka kabul ettirirdi. Teeddüben her ne kadar oturmam ya Resulallah siz buyurun dense de Peygamber Efendimiz minderini ikram ederlerdi. Hatta buna şöyle bir latifeyi de ilave edeyim isterseniz. Dihyetül Kelbi, muhterem Müslümanlar, Dihyetül Kelbi İslam'ı kabul için geliyor. Evvelce dinlediniz, tekrarında fayda var, neşe var, zevk var. Sık sık
hocalarımız anlatırlar biliyorsunuz. Mescid-i Saadet'in kapısından girince sahabe Dihyetül Kelbi'yi biraz ağır karşıladılar, soğuk davrandılar. Bu da mı aramıza girecek kabilinden? Çünkü cemiyet içerisinde eliyle kızlarını toprağa gömen günahkar bir insan olarak tanınmış idi. Fakat tevbe kapısı kıyamete kadar açık ya muhterem Müslümanlar. İn dergahi ma dergahi dergahi nevmidiniyist sadbar eger tevbe şikestiği baza diyordu ya büyüklerden bir zat, bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni kırsan yine gel diyordu ya. Delikanlı genç evladımız, kapı tek, tamam mı? Diğer kapıların sonunda hayır yok. Bir tek kapı var gayelere ermek ve ebedi kurtuluşun müjdesini almak için, o da Allah kapısıdır. Ben günahkarım falan diye sakın ola ki geri durmayasın. İn dergahi ma dergahi nevmidiniyist sadbar eger tevbe şikestiği baza. Bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni kırsan yine gel. Dihyetül Kelbi sahabenin biraz böyle barit, soğuk davrandığını görünce gönlümde diyor bir tuhaflık oldu. Geri döneyim, gideyim, bir daha da gelmeyeyim diyordum diyor. Ani böyle bir karar oldu kalbimde, gönlümde diyor. Fakat İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bulunduğu yerden bana öyle bir muhabbet, öyle bir sevgi, öyle bir merhamet, rahmet kemendi attı ki gel ya Dihye, gel yanıma diye kendimi kurtaramadım o kementten diyor. Resulü Zişan'ın yanına kadar vardım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başından meşlahını çıkardı, ser ve otur ya Dihye buyurdular diyor. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan Efendimizin vücuduna değen toprak arştan afdaldır muhakkiliğine göre. Duyuyor musunuz? Peygamber Efendimizin vücuduna değen toprak arştan afdaldır, kürsiden afdaldır, Sidre-i Münteha'dan, Beytül Mamur'dan, Kabe'den afdaldır. Toprak! Biz o Peygamber-i Zişan'ın ümmetiyiz elhamdülillahi teala. Muhterem Müslümanlar. Ya Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere'den afdaldır. Mekke Mescidi Medine Mescidi'nden afdaldır. Ulemanın kavlini söylüyorum. Peygamber-i Zişan Efendimizin vücudunun değdiği toprak Kabe'den de, Beytül Mamur'dan da, Arş'tan da, Kürsi'den de afdaldır. Ondan afdal olan bir şey var ve Peygamber Efendimiz'den daha önde bulunan bir şey var muhterem Müslümanlar. Kitabullahi Azze ve Celle. Ya. Evet. Allah'ın kelamı ilahisi Kur'an-ı Kerim. Niye Peygamber Efendimiz'den öndedir, Peygamber Efendimiz'den afdaldır? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatına izafeti var. Kelamı ilahidir. Kelamı ilahidir. Zat-ı Hakk'a izafeti var. Evet. Cenab-ı Halik-i Zülcelal kelamı kadim ilahi, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Meseleyi şuradan açmıştık muhterem Müslümanlar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kokuyu sever ve ikram ederlerdi. Koku reddedilmez. Süt reddedilmez, zemzem reddedilmez, misafire minder ikram edildiği zaman böyle bazı latifeleri duymuş olasınız yani. Ev sahibi bir minder ikram ettiği zaman yok illa oturmayacağım denmez. Böyle bir ikram kabul edilir. Bir kardeşin koku ikram ettiği zaman reddedilmez. Kabe'nin karşısında Mescid-i Saadet'te kardeşiniz buz gibi sürahiye zemzem doldurmuş gelmiş ikram ediyor. Zemzem ikram edilince reddedilmez. Bir de muhterem Müslümanlar, süt reddedilmez demiş ulema. Çünkü
dünyadaki içilen şeylerin ve nimetlerin en aftalı Zemzem'den sonra. Hatta bir kimse rüyada süt içse, muhterem müminler, rüyada süt içse bir kimse ledünniyata tabir olunur. İlim, irfan ve ledünniyata tabir olunur. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gelişinde Cenab-ı Cebrail kendisine bir tepsi içerisinde 3 bardakta bal şerbeti, süt ve şarap, cennet şarabı ama haram olan şarap değil ha. Muhterem Müslümanlara yanlış anlamayın. Evet, ikram ettiler. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hazretleri sütü ihtiyar buyurdular. Sütü. Miraca henüz çıkmadan Mescid-i Aksa'daki bu 3 bardak. Cenab-ı Cebrail böyle dedi Peygamber Efendimiz'e: "Ya Resulallah, eğer şarabı ihtiyar etseydiniz ümmetiniz nefsani zevk ve arzularıyla helak olur giderdi. Şimdiki halimizde meydanda öyle olduğu halde muhterem müminler. Ya ya. Benim şeyhim vardı muhterem Müslümanlar. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Bir gün Kur'an-ı Kerim'i hıfzı işletme mevzuunu görüşüyorduk kendisiyle. Buyurdular ki devamlı Kur'an okuyan kişinin vücudunu toprak yemez. Zira Esma-i Hüsna-i İlahiye Kur'an'dadır. İsmi Azam da Kur'an'dadır. Kur'an'ı devamlı dilinden düşürmeyen kişinin vücudu altınlaşıyor muhterem Müslümanlar. Altını toprak yer mi? Yemez. Gerçek hafızların 3 şartı söyledim unutmayın muhterem müminler. Lafzını hamil, ahkamıyla amil, hikmetiyle kamil. Bu 3 şartıyla dilinden Kur'an düşmeyenlerin vücudunu toprak yemez muhterem Müslümanlar. Ve Şeyh Efendi Hazretleri sohbette buyurmuşlardı ki benim dayım hafızdı Adana'da. Benim dayım hafızdı. Kıraat-ı sabah, kıraat-ı aşara takritte bilirdi. Yani Kur'an'da mütehassıstı. 3 günde Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Günde 10 cüz okuyarak 3 günde Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Adana'da Yağ Camisi'nin hadırasına defnedilmişti. 2 sene sonra belediye oradan yol geçirmek istedi. Kabrin nakli gerekmişti. Açtılar, kefeniyle koydukları gibi çıkardılar ve naklettiler dedi. 2 senedir kefen sararmamış, kabre koydukları gibi nur olarak pırıl pırıl çıkardılar ve naklettiler buyurdular muhterem müminler. Onun için 55 sene Kapı Camii'nin mihrabında Hazreti Kur'an'ın nuru içerisinde imamlık yapan Hacı Haydar Efendi Hazretlerinin, aşağı yukarı 40 sene hatimle teravih kıldıran Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamızın ve hakeza kabirde çürümediklerine berveç peşin ben de böylece inanıyorum muhterem Müslümanlar. Ya Resul-i Zişan bir gün buyurmuşlardı ki sahabelerine: "Ey ashabım, cuma gününün gecesinde ve gündüzünde bana çok salatü selam okuyunuz. Zira ben haberdar olurum, bana tebliğ edilir." buyurdular. Leyletül garra ve yevmül ağar. Cuma gecesi ve cuma gündüzünde her zaman okuyun ama bilhassa cumanın gece ve gündüzünde çok salatü selam okuyunuz. Bana tebliğ edilir, ben haberdar olurum buyurdular. Sahabe sordular: "Ya Resulallah, siz vefat edip kemikleriniz çürüdükten sonra da haberdar olur musunuz?" Cevap bu idi. Peygamber Efendimiz buyurdular: "Enbiyanın ecsadını Cenab-ı Hak toprağa haram kılmıştır. Kabrimde de hayat içinde olacağım." buyurdular. Muhterem Müslümanlar, Kapı Camii'nden okuduğumuz salat selamlar melek vasıtasıyla saniyede Resulullah'a gidiyor. Güneşten gelen ışığın seyri süratı saniyede 300 bin kilometre. Müslümanlar, aziz cemaat, güneşten gelen ışığın saniyelik seyri süratı 300 bin kilometre.
Peygamber Zişan Efendimiz de aramızda 2800 kilometre var. Saniyeden şu kadar daha az bir müddet içerisinde salavat-ı şerifelerimiz Resulullah'a pır 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 uçup gidiyor. Ne mutlu o Müslüman ki, mümin kardeşim, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, ne mutlu o Müslüman ki devamlı Peygamber Efendimizle arasında salavat-ı şerife vasıtasıyla irtibat kuruyor devamlı. Salavat-ı şerife oraya uçtukça Peygamber Efendimiz bu meclisten veya şu müminden haberdardır. Bize bizden biiznillah daha da yakındır. Muhterem Müslümanlar, sevgilerden maddi olanlar var dedim. Kısaca söyledim. Manevi olanlar, tekrar ediyorum. Allah sevgisi. Ey bir kimse Allah'ı severim diyiverse hemen inanacak mıyız ona muhterem Müslümanlar? Ya ben de Müslümanım dese mesela, ben de Müslümanım, ben de Allah'ı seviyorum dese, Kur'an'ı öpüyor koyuyor falan, acaba buna inanıverecek miyiz hemen? Hayır, şartı var muhterem Müslümanlar. Tâsıl ilâhe ve ente tuzhiru hubbehu. هَذَا الَّذ۪ي فِي الْفِعَالِ بَد۪يعُ. Bazı eserlerde هَذَا الَّذ۪ي فِي الْقِيَاسِ بَد۪يعُ. اِنْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. Allah'a hem asi oluyorsun hem de Allah'ı severim diyorsun. Muhterem cemaat, duyuyor musunuz sesimi? Allah'a hem asi oluyorsun falan kimse veya falan kimse veya o bir kimse, Allah'ı severim diyorsun. İslam şairi ne güzel söylemiş, bakınız muhterem Müslümanlar. Allah'ı severim diyorsun ve bir de ona asi oluyorsun. Halbuki ise inkâne hubbüke sâdıkan le'atâtehu. Eğer senin muhabbetin, sevgin sahih olsaydı sevdiğine itaat ederdin. Niçin? اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبِّ مُطِيعُ. Sevenler sevdiklerine itaat ederler diyor. Sevenler sevdiklerine itaat ederler. Allah'ı seven Allah'a itaat eder. Resulullah'ı seven Resulullah'ın sünnetine, yoluna intisap eder. Mürşidini, üstadını, hocasını seven saygı gösterir, hürmet gösterir, sözünü tutar. Başım gözüm üzerine efendim der, yanaklarını yere kor adeta huzurunda. Muhterem Müslümanlar, ailesini seven keza, babasını, annesini seven keza, kardeşini seven keza, kişi innel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Kitaplarımızda şöyle bir latifede var muhterem Müslümanlar. Ra'el mecnunu fil beydai kelben femedde lehu minel ihlal ihsani zeylen diye başlıyor da bir kıta. Mecnun şehirlerde gezerken bir mahalleye, bir sokağa vardı. Keşkülünde ne kadar ekmek, yiyecek varsa bir köpek görmüştü, o köpeğe doğradı. Mecnun keşkülünde ne kadar yiyecek varsa femedde lehu minel ihsani zeylen, önüne koydu, yüzünü gözünü öptü, efendim başına, yanaklarına, yüzlerini sürdü falan. Sordular, ey Mecnun, sen hakikaten Mecnunsun, şimdiye kadar 500 köpek gördün, bir şey yapmadın da niye bu köpeğe fazla iltifat ettin? Mecnun'un sözü bu muhterem Müslümanlar. Bırakın beni diyor, bırakın beni, ben bu köpeği bir gün Leyla'nın mahallesinde görmüştüm diyor. Ben bu köpeği bir gün Leyla'nın mahallesinde görmüştüm diyor. Allah'a sevgi, Resulüne sevgi muhterem Müslümanlar. Ya Zeyd İbni Desine, sahabeden Zeyd İbni Desine'yi esir ettiler. Ellerinde ve ayaklarında zincir var, kılıncın altına götürecekler muhterem Müslümanlar. Sanadidi Kureyş, müşriklerin büyüklerinden biri yanına kadar geldi. Ya Zeyd, gel dedi, gel dedi. Sen bizim söylediğimizi söyle, lata menata yan bakma, seni azat edelim. Veya şöyle dedi muhterem Müslümanlar, seni bıraksak da
Muhammed'i senin yerine idam etsek razı mısın, seni azat etsek ya Zeyd, diyordu muhterem Müslümanlar. Zeyd İbni Desine buyurdular ki, ben burada olduğum halde sevgilim Muhammed'imin ayağına diken bassa kalbime batar, diye buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu teala efendimiz Peygamber-i Zişan efendimize bakıyor bir gün, doya doya bakıyor. Ya Resulallah, nefsim müstesna sizi şu anda her şeyden çok seviyorum. Ailemden, evladımdan, malimden, her şeyimden çok seviyorum. Nefsim müstesna ya Resulallah, diyordu Hazreti Ömer. İmanından bir altın kerpiçlik yer noksandı, onun da tamamlanması gerekiyordu. Böyle dedi Hazreti Ömer. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, ya Ömer, len yu'mine ahadukum hatta ekune ahabbe ileyhi min nefsi. Sizden birinize ben nefsinden de daha çok sevgili olmadıkça imanda kemale eremezsiniz. Ya muhterem Müslümanlar. Nefsine uyan hoca amcalar, nefsine uyan hacı amcalar, nefsine uyan müminler, nefsani arzularını Resul-i Zişan'ın sevgisine tercih eden bizler, düşünmemiz gerekir, tefekkür, teemmül, tezekkür etmemiz gerekir. Resul-i Zişan'ı seviyoruz desek, bu sözümüzde sahih olmamız için Peygamber Efendimiz'in sünnetini, Zat-ı Ahmedi'yi nefsimizden de daha çok sevmedikçe mümin olamıyoruz. Hazreti Ömer, o anda Hazreti Ömer gözünden şarıl şarıl akan yaşlarla kainatı, Zat-ı Muhammedi'ni yaratan Yüce Allah'a kasem ederim ki şu anda Zat-ı Muhammedi'nizi nefsimden de daha çok seviyorum ya Resulallah. Hazreti Ömer hemen böyle dedi. Şu anda Zat-ı Muhammedi'nizi nefsimden de daha çok seviyorum ya Resulallah. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz el-an ya Ömer buyurdular. El-an ya Ömer. Şimdi imanda kemale erdin ya Ömer buyurdular. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, ben de size bunu duyurmuş oluyorum. Her halükarda Peygamberi Zişan Efendimiz'i nefsimizden de daha çok sevmedikçe ahlak ve edebimizde Muhammedi olacağız. Aile hayatımızda Muhammedi olacağız. İçtimai muamelatımızda Muhammedi olacağız. Ticari ahlakımızda Muhammedi olacağız. Yani bize hangi vakit, Müslümanlar, bize hangi vakit ve ne taraftan bakarlarsa baksınlar, maşallah, Hazreti Muhammed'in ahlak ve edebini tatbik ediyor, Resulullah'ı izinden yürüyerek taklit ediyor, peygamber sevgisini kalbinde fetretsiz taşıyor demeliler. Muhterem müminler, ben kendi nefsim için ve kardeşlerim için alemlerin yüce Rabbinden bunu niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak zatının ve peygamberinin sevgisiyle gönüllerimize taze hayat versin inşallah. Cenab-ı Sevban radıyallahu teala anhu efendimiz hazretleri, Mevla Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, eserimiz böyle kaydediyor. Resulullah'ın azatlısı, Resulullah'ın azatlısı Cenab-ı Sevban, Peygamber Efendimiz'i çok sever. Hurma tarlasında, bağında, bahçesinde Allah Resulü'nün sevgisi gönlünde kaynıyor. Her şeyini bırakıyor. Cezbe hali diyoruz buna muhterem Müslümanlar. Geliyor Peygamber Zişan Efendimiz'in cemaline, nur cemaline bakıyor. Mübarek kelamını ciğerlerine, nefesini çekiyor, sakinleşiyor, gidiyor. Nihayet bir gün yine hurma bahçesinde çalışırken Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin aşkı,
sevgisi, muhabbeti kabarmaya başlıyor gönlünde. Hani siz bağda, bahçede pekmez kaynatırken ateş fazla gelince böyle bir pekmez kabarıyla muhterem Müslümanlar leğenden taşma haline gelir de soğuk sıra dökersiniz üzerine, tamam mı? Ben bağcılıkta yaptığım için dedemin devrinde çok yakinen biliyorum onu. Cenab-ı Sevban'ın gönlünde muhabbet ateşi fazla gelince taşıyor ve taşıyor muhterem Müslümanlar. Ne varsa bırakıyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda gözyaşları şarıl şarıl akıyor. Ya Resulallah, ya Resulallah, dünyadayken bu alemde, Medine'mizde gönlümde bu sevgi kabarınca nur cemalinizi seyrediyorum, geçiyor, rahatlıyorum. Mahşerde sizin hasretinize nasıl dayanacağım ya Resulallah? Siz enbiya ile berabersiniz, siz arşın gölgesindesiniz, siz cennette makamı vesiledesiniz, sizin uzaklığınıza ve ayrılığınızda ben ahirette nasıl dayanacağım ya Resulallah? Böyle diyor. Sokak ortasında anne babasını kaybetmiş 6-7 yaşlarında bir çocuk feryadı basar ya, teşbih muhterem Müslümanlar. Yavuz Sultan Selim'i getirsen dahi yüzüne bakmıyor hiç. Anne ve baba diye feryadı basıyor ya muhterem Müslümanlar. Yavrucağız kaybetmiş anneyi babayı. Bazen haram-ı ilahi de Kabe'nin karşısında da oluyor bu muhterem Müslümanlar. Çocukcağız namaz kılan anneyi babayı kaybediveriyor. Döndüğü zaman yerini bulamayınca hani camiyi başına giydi, mescidi başına giydi diye Konya'mızda bir tabir var muhterem Müslümanlar. Adeta feryat ve çığlıkla haremi ayağa kaldırıyor. Anne ve baba diye. Ya. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Çeşmi giryan bayede çün tıflı hurd. Kemhur an nan raki nan abitü burd. Ey delikanlı, maksat ve gayene vasıl olmak, umduğuna erişmek ister misin? Sana ağlar çocuğun gözü gibi bir göz lazım. Ağlayan göz lazım. Benden en az 50 defa duydunuz muhterem Müslümanlar. Ama bir daha söylüyorum. Cenab-ı Hak her şeye dayanır, bir şeye dayanamaz. Feryat ve gözyaşı. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Duyuyor musunuz? Alim, hoca, hacı, veli, şeyh, mürşit falan. Ve innallâhe leganiyyün anil âlemîn. Cenab-ı Hak bunlardan ganidir, müstanidir. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Vacibül vücuttur. Kainat yokken vardı, varken var, bir gün küllü şeyin halikun illa veşe lehulukmu ve ileyhi turcaun fehvasınca yine tek Allah. Ganidir Mevla. Fakat bir şeye dayanamaz Mevla. Muhterem cemaat, kulağınıza küpe gibi takıyorum, unutmayın. Mevla bir şeye dayanamaz. Gözyaşı ve feryat. Evet. Gözyaşı ve feryat. Evet. Eğer huzuru izzetine diz çöküp de elini arşa kaldırıp şarıl şarıl gözyaşlarıyla bir ya Rabbi dersen, hendekleri açtın, barajları yıktın, gerçek muradiyin kapılarının arkasına kadar açmış oldum. Mümin kardeşim, tebşir ediyorum seni. Ağlayan göz hidayet alametidir, tevfik alametidir. Ağlayan göz hidayet ve tevfik alametidir. Allah korusun. Birkaç şey de vardır ki hidayetten mahrumiyetin görüntüsüdür. Bir, kalp kasveti. Muhterem Müslümanlar, kalp kasveti, taş gibi bir kalp, şakavet alametidir. Bir, donmuş bir göz, ağlamayan bir göz, şakavet alametidir. İki, tuğlu emel, ömrüne sığmayan emellerin peşinde şunu yapacaktım, bunu yapacaktım, öbürünü yapacaktım, diğerini yapacaktım filan,
İbadete, taata vakit yok. Evi var, bir de sayfiyesi olacak. Sayfiyesi var, bir de arabası olacak. Arabası var, bir de yatı olacak. Yatı var, bir de çiftliği olacak. Tuğlu amel, ömre sığmayacak şeylerin peşinde gezmek şakavet alametidir. Bir de muhterem Müslümanlar, erbaun mine şakada, dört şey şakavettendir diyor Peygamber Efendimiz. Biri de vel hirsu ale dünya, dünyaya hırs. Dedesi çekmeceyi çektiği zaman gümüş bir mecidiyesi vardı. Müslümanlar, dedemiz çekmeceyi çekti mi akşam? Bir gümüş mecidiye kazanmış. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun diyor. Bugüne yeter, yarına yeter, öbür güne de yeter. Yarının zaten sahibi sensin Rabbim diyor. Kanaat. Muhterem Müslümanlar. Evet. Şimdi bakıyorsunuz dünya hırsı. Dünya hırsı. Müminler, tabii çalışacağız. Yanlış anlamayın. Tabii çalışacağız. Tabii kazanacağız. Ve kazandığımızı Allah yolunda ve İslam davası için harcayacağız. Necip Fazıl'ın kabirde kulaklarını çınlatıyorum, koca dahinin. Tek yüzlü davaların halli için çift yüzlü paraya ihtiyaç var dedi koca üstad. Evet, çift yüzlü paraya şiddetle ihtiyaç var. Fakat parayı mabut edindi mi bir insan, belasını sağlama buldu demektir. Hayır, para ve mal vesiledir asıl gaye için. Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin Mekke-i Mükerreme'de 40 bin altını vardı. Medine-i Tahire'de bir gün şey'en lillah diyen bir fakire verecek bir şeyi kalmamış, çıkardı üzerinden entarisini verdi. Ebu Bekir Sıddık çıkardı üzerinden entarisini verdi. Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam o gün gömlekçek geldi Peygamber Efendimiz'e. Cebrail o gün Peygamber Efendimiz'e gömlekçek geldi. Ya Cibril, seni böyle hiç görmemiştim. Ya Resulallah, dostum Ebu Bekir entarisini de Allah yolunda verdi de gömlekçek kaldı. Bütün ehli sema bugün gömlek giydiler diyor. Peygamberler altın, lira ve gümüş para bırakmadılar. Ancak ilim mirası bıraktılar. Velakin varrasul ilme. Gençler, Allah'ın mümin kulları, Peygamber Efendimiz'in mirası neymiş demek? İlim. وَلَاكِنْ وَرَّثُ الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ فَقَدْ اَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Bir kimse ilimden nasip aldı mı, çok kıymetli bir mirasa kondu demektir. Çok kıymetli ve manevi bir nasibini Resul-i Zişan Efendimiz'in metrukatı, ki ilimmiş, ondan aldı demektir. Muhterem müminler, onun için ben istisnasız bütün kardeşlerime şöyle diyorum: yavrularınızı okutunuz, yavrularınızı okutunuz, yavrularınızı okutunuz. Neslinizden kıyamet sabahına kadar hafızlar gelsin, alimler gelsin, veliler gelsin, mürşitler gelsin diye dua ediyorum muhterem müminler. Evet. Peygamberimiz Zişan Efendimiz'e Cenab-ı Sevban, Resulullah'ı çok seven o zat-ı Ali Kadir gözyaşlarıyla geldi ya, mahşerde sizin ayrılığınıza nasıl dayanacağım ya Resulallah? Burada mübarek cemalinize bakınca cezbem sakinleşiyor, gönlüm karar buluyor. Oradaki ayrılığa nasıl tahammül ederim? Muhterem Müslümanlar, gözyaşı dedim ya size, gözyaşının karşılığı Cibril 600 kanadıyla iniyor. Gözyaşının, muhabbetin karşılığı Cibril 600 kanadıyla iniyor ve Allah Resulüne bu ayeti kerimeyi getiriyor. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Muhammed'im, gözyaşlarıyla gelip de zat-ı Muhammed'ine dehalet eden, mahşerde ayrılığına nasıl sabredeceğim ya Resulallah diye dert döken Sevban'a söyle. Dünyada Allah ve Resulünü itaat ederek sevenler,
Ebu'l-Leysi Semerkandî Hazretleri tefsirinde وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ ayetini وَمَنْ يُحِبُّ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ manasını vermiş. Allah ve Resulünü sevenler mahşerde Allah'ın kendisine inam ettiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaklar. Geçen dersimizde zaten işaret etmiştik muhterem müminler. Sevgi ve sevgi ve sevgi muhterem müminler. Kullarının saadetini lütfedecek olan yegane arşın sahibi Mevla'dır. Kalplerin tasarrufu, ruhların yıkanması, gönüllerin yaklaşması, birbirine kenetlenip kalması 65 milyon ve 1,5 milyarın hidayet ve tevfiki ancak Allahu Zülcelal'in yedi kudretinde onun vereceği tevfik ve hidayet sayesinde olacaktır. Öyle olunca gelin ey Müslümanlar, habli metini hak olan Kur'an-ı Kerim'e sarılalım öyleyse, tamam mı? Ve ben Kur'an mavzuna da böylece geçmiş oluyorum. Cenab-ı Hak ayet-i celle'nin sonuna doğru bakınız ne buyuruyorlar. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينٌ. Ey müminler, Allah tarafından size bir nur, yani İslam ve Muhammed gelmiştir. Ve kitabun mübin, açık bir kitab-ı ilahi. Kur'an-ı Hakim. Ya. Kur'an-ı Hakim. İnsan için lazımlı ne kadar fazail varsa Kur'an'da, insanın sakınması gereken ne kadar rezail varsa beyan ediyor. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ. Yaş ve kuru, iman ve küfre dair, birinin cennete kadar yolunu, o birinin ateşe kadar trafiğini düzenleyen Kur'an-ı Kerim'dir muhterem Müslümanlar. Öyle olunca kitab-ı mübin devam ediyor Cenab-ı Hak. يَهْد۪ي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رُضَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Allah-u Zülcelal o nur vasıtasıyla, o Kur'an vasıtasıyla yarattığı bütün kullarını selamet yollarına iletir. Muhterem Müslümanlar, çıkış yolu neymiş duyuyor musunuz? Selamet yollarına, saadet yollarına, cennet yollarına, kurtuluş yollarına çıkışın çaresi, yolu neymiş biliyor musunuz? İslam, Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim. يَهْد۪ي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رُضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Rızasına tabi olan, nura gönül kapılarını açan Hazreti Kur'an'a وَاَحْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَهْوَاسِنْجَ. Çelik pençeyle Kur'an'ın ipine sımsıkı sarılan selamete giden yollara nail olmuş oluyor muhterem Müslümanlar. Öyle bir yol ki çukuru yok, rampası yok. Kenarında Kur'an-ı Kerim'in çizdiği hudut var. Sağa sola kayanlar muhterem Müslümanlar şarampola yuvarlananlardır. Şarampola yuvarlananlardır. Ben kardeşlerime 47. senedir 47. senedir kürsiden sesleniyorum. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. İşte Allah'a giden yol, işte arşın gölgesine giden yol, işte cennetlere ve nimetlere giden yol, işte saadet ve devlet ve kurtuluşa giden yol. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Cenab-ı Hakk'ın sırat-ı müstakimi fil dişi caddesi. سُبُلَ السَّلَامِ. Afiyet olsun, yürüyebildiğin kadar yürü, artık önün açıktır ey mücahit. Mümin kardeşlerim, delikanlılar bir yere çeşme yaptırmışlar. Bu Konya'nın ileri mahallelerinden birine. Hocam bu çeşmeye bir yazı istiyoruz dediler. Aşağı yukarı 20 sene evveldi. Bu çeşmenin üzerine bir kitabe istiyoruz. Gelip de su içenler o yazıyı okusunlar. Hem susuzlukları kansın, hem de imanları bir şey alsın oradan. Bir şeyler edinsinler hocam dediler.
Ben hiç unutmuyorum, o geceyi şöyle kitap karıştırdım muhterem Müslümanlar. Şairlerin şiirlerine baktım, ediplerin yazılarına, nesillerine baktım, baktım. Nihayet bizim Ali Ulvi Kurucu abinin Gümüştülüğüne bakıyordum. Şöyle dört mısra, iki beyit geldi muhterem Müslümanlar. Ey yolcu, şafaklar sökecek durma ilerle. Ey yolcu, şafaklar sökecek durma ilerle. Zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle. İncitme büyük ceddini Allah'ı seversen, milyarla şehidin ebedi varisin sen. Yazın çocuklar bunu dedim. Hala mermer taşın üzerinde orada yazılı muhterem Müslümanlar. Evet. Ey yolcu, şafaklar sökecek duruma ilerle. Zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle. Kur'an meşalesi, sünnet meşalesi, Hazreti Muhammed'in meşalesi. İncitme büyük ceddini Allah'ı seversen, milyarla şehidin ebedi varisin sen. Çanakkale'lerde, Kosova'larda, Tuna boylarında, Trablusgarp'larda, Bağdat surları önünde, Yemen ve San'a'larda, vaha çaldıranlarda, vahakeze Kur'an meşalesiyle yürüyen namuslu, şerefli, haysiyetli, izzetli, şahsiyetli ecdadımız ellerinde Kur'an meşalesi olduğu için her seferden zaferle dönmüşlerdir. Öyleyse ben bugünün nesline, bugünün gençliğine, bugünün evladına tekrar söylüyorum. İncitme büyük ceddini Allah'ı seversen, milyarla şehidin ebedi varisisin sen. Mümin kardeşlerim, yehdi bihillahu men ittaba'a rızvanehu sübüleselam ve yuhricuhum minez zulümatı ilen nuri bi'iznihi ve yehdihim ila sıratın müstakim. Kur'an için gelecek cuma dersimiz mahz-ı Kur'an olacak inşallah teala. Neymiş bu? Efendim? Yani Kur'an için Allah ne buyurmuş, Kur'an için Resulullah ne buyurmuş, Kur'an için İslam büyükleri ne buyurmuş, gelecek cumada göreceğiz inşallah teala. Mevlamız buyuruyor, selamet yollarına Cenab-ı Hak bu Kur'an'la iletir. Sonra ve yuhricuhum minez zulümati ilen nur. 1,5 milyarı eğer dönerlerse bu tarafa, 5,5 milyar beşeriyeti Cenab-ı Hak Kur'an meşalesinin ışığında zulmetlerden nura çıkarır izni sübhanisiyle. Evet, ve yehdihim ila sıratın müstakim ve onları en doğru yola iletir, en doğru yola. Müslümanlar, benim için de sizin için de evlatlarımız için de yavrularımız için de bizi idare edenler için de müminler duyuyor musunuz? Bizi idare eden, kaderimizi ellerinde tutanlar içinde saadete giden bir tek yol var kainatta. Hazreti Muhammed'in nuru ve Kur'an'ın avizesi ve ışığı. Eğer aşk eri Mevlana'mız öyle diyor. Destra ender ahadü ahmet bizen ey birader var hezbu cehliten. Bir elinde Kur'an avizesi sımsıkı sarılacaksın, bir elinde Hazreti Muhammed'in nuru ve sünneti sımsıkı tutacaksın. Ten Ebu Cehlinden, şeytan şerrinden ancak o vakit kurtulabilirsin diyor. Öyle olunca ben cemaatimle beraber Rabbi Zülcelal'ime söz veriyorum. Bir elimizde avizeyi Kur'an, bir elimizde meşaleyi sünnet. Peygamber Efendimizin nuru olduğu halde yürümemize devam edeceğiz. Sonumuz hayırdır. Yolumuz açık olsun inşallah teala. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Tayyibe-i Münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapılmalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka itibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Şeriatı garra-i Ahmediye-i Muhammediye-i Mustafaviye temessük ve itibalarımızı yevmen feyevma müzdad eyleye. Amin.
cümlemize ve bütün inanmış kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzete ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.